Aslında en zevklisi şey, haber yok. Abi, balon yok, kamera yok, sadece toplar. İyi abi, şükür. Sanırım var mı? Muhabbet, başka hiçbir şey yok. Sen şimdi buraya... Asan koydun işte. Yok, koymadık ama hani... Dur da gerekli var artık ya. Şey yapalım. Farkı sana verelim, sen oradan çek ya. Şey oradan kaldı. Hacı nerede gitti lan? Şeyde... Arkada bakacağız yakında. Var mı şurada? Kaldırdınız mı? O şey... Reis bu alan mı bulundu? Koyayım. Burada bulundu. Kültür Bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmalar esnasında önemli nitelendirilebilecek buluntular da ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesini bu hafta içerisinde SDC 3 olarak adlandırdığımız yapının içerisinde gerçekleştirilen kazılar esnasında ortaya çıkardık. Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü daha önce benzer örneklerine hiç bu coğrafyada rastlanılmamıştı. Nedir peki bu eserimiz? Aslında bu bir amulet dediğimiz bir muska olarak kullanılan bir kolye ucu. Bu objede önemli kılan şeylerden bir tanesi de üzerinde yer alan, her iki tarafında yer alan yazıtlar ve üzerindeki bir betimdir. Üzerindeki betimde Hazreti Süleyman bir at üzerinde elinde mızrakla şeytanı mızraklarken resmedilmiş. Peki neden böyle bir betim var? Çünkü üç kutsal dinde de Hazreti Süleyman önemlidir ve Tevrat'ta ve yani Yahudilikte ve Kitab-ı Mukaddes'te bir hükümdar olarak belirtilirken İslam dininde ise hükümdarlığının yanında peygamber olarak da belirtilmektedir. Yani semavi dinler için önemli olan Hazreti Süleyman'ın bu kolye üzerinde betimlenmesi gerçekten bizleri hem şaşırttı hem de Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser niteliğini bize gösterdi. Üzerindeki yazıtta da Rabbimiz kötülüğü yendi yazıyor. Peki bu kolye ucu neden bu muska burada ele geçti? Aslında bunda Hadrianapolis'in sahip olduğu, Hadrianapolis antik kentinin sahip olduğu askeri niteliğin etkisi var. Nedir? Biz Hadrianapolis'te yapmış olduğumuz kazılarda Hadrianapolis'te bir süvari birliğinin varlığını daha önceki yıllarda da arkeolojik kazılar neticesinde somut verilerle tespit etmiştik. Hazreti Süleyman'ın atlara olan ilgisi, atlarla olan bağını da bilinmektedir. Dolayısıyla Hazreti Süleyman ayrıca tabii ki orduların komutanı olduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla burada var olan Hadrianapolis'teki Roma ve Roma sonrası Bizans dönemlerindeki
süvarilerin de bir aslında koruyucusu olarak burada resmedildiğini anlıyoruz. Ve Hazreti Süleyman'ın tabii ki hem İslamiyet'te hem İslamiyet öncesi dinlerde de ilim ve hikmetle kuşandığını, Rabbimizin ilim ve hikmeti bahşettiğini de bilmekteyiz. Dediğim gibi bu eser gerçekten çok önemli. Ön yüzünde dediğim gibi Hazreti Süleyman ve Rabbimizin kötülüğü yendiğinden bahsediyor. Arka yüzünde ise dört kutsal meleğimizin isimleri yer almaktadır. Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil. Bu da çok önemli. Peki bu eserin benzer bir örneği var mı? Anadolu arkeolojisinde bugüne kadar bu eserin benzer örneğine rastlanmamıştır. Bir tek benzer örnek, yani betim açısından benzer bir örnek, Filistin'imizin başkenti Kudüs'te ortaya çıkmıştır. Bu eser bu kadar uzak mesafeler arasında iki benzer eserin de ortaya çıkması, buranın da yine antik dönemde önemli bir din merkezi olduğunu da gösteren bir işarettir. Eserimiz üzerindeki yazı fontlarından anlaşıldığı kadar ve yapmış olduğumuz çalışmalardaki elde ettiğimiz statigrafik veriye göre M.Ö. 5. yüzyıla tarihlendirilmektedir.